futbolda yabancı sayısı değişikliği geliyor. Görünen onu konuşacağız ama şimdi Fenerbahçe taraftarı, abi şimdi Fenerbahçe Ersun Yanal'la yollarını ayırdı. Aşağı yukarı 100 gün oldu abi. Yani 3 ayı geçti. 3 aydır Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü yok Tanju abi. Ve Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılabilmek için önünde bir yol var. O da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanabilmek. Ya şimdi kupayı kazanmak zorunda Avrupa kupalarına gidebilmek istiyorsa. Ya şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'nin antrenörü yok abi şu anda. Yani 2 aydır ligler oynanmıyor. Bu arada bir tane antrenör takımın başına getiremedim abi. Erol Bulut'u getirecek görünen o. Getirseydin abi, koparsaydın Alanya'dan, verseydin parasını. Sen koskoca Fenerbahçe'sin. Nasıl Fenerbahçe'nin 3 aydır teknik direktörü olmaz Tanju abi? Taraftar, bence buna tepki gösteren taraftar çok büyük oranda haklı. Niye ki? O zaman ben de şunu söylüyorum sana Haluk'cum. Taraftar bir antrenör çıkarsın, onu istesinler, Ali Koç da alsın. Neticede bu kapılardan içeri giremez Ersun Yanal denilmiş miydi? Denilmişti. O kapıdan içeri girdi mi Ersun Yanal? Girdi. Başarılı oldu mu? Olmadı. Kim getirdi? Ali Koç mu getirdi isteyerek? Mutlu mutlu böyle oynayarak mı getirdi? Asla. Taraftar getirdi. Haluk Bey, taraftar getirdi. Şimdi o zaman taraftarın elinde bir taraftan ikinci bir teknik direktör istemeye hakkı yok. Aslında çoktan isteyecekler de Ersun Yanal'a çok baskı yaptıkları için Ersun gelsin. O haklarını yitirdiler. Şimdi konuşmaya da bana göre hakları yok kardeşim. Çünkü tamam, bugün Ersun Yanal'ın isteği doğrusuna gitmiştir. Tamam ama Tanju abi, taraftar demiyor ki şunu getir bunu getir diye. Ya diyor ki antrenör getir abi, diyor. Ya koskoca Fenerbahçe'nin 100 gündür antrenörü nasıl olmaz Tanju abi ya? Bak şimdi Alukço, sence Fenerbahçe kulübü kaç teknik direktörle görüşmüştür? En az 3-4 taneyle görüşmüş müdür? En az. Sonuca bakarım. İşte sonuca ulaşamıyorlar. Niye? Pandemi var mı? Var. Şu anda Avrupa Şampiyonası vardı. O iptal oldu mu? Oldu. Şimdi teknik adamlara bakış da değişiyor, düşünce de değişiyor. Şimdi bu kadar paralar artık verilecek. Nasıl verilecek? Kolay mı bu paraların verilmesi? Onu düşünüyorlar, onun planlamasını yapıyorlar. Türkiye'deki futbolcuyu bilen, Türk futbolunu bilen, yakından takip eden bir teknik direktör arayışındalar. Yani gidip de bir Belediye'den Fenerbahçe'ye bir teknik direktör gelmez, gelmemeli. Türk futbolunu Tanju bilecek. Abi, bir hafta, bir hafta demedim, 10 gün demedim, 100 gün dedim Tanju abi, 100 gün. Kardeşim araştırıyorlar, en kısa zamanda gelecek. Ben Ali Koç şimdi bunu düşünmüyorum. Haluk senin gibi. En kısa abi, Ali Koç düşünüyordur tabii de. Ben icraata bakarım Tanju abi. İcraat, masanın üstündeki icraata bakarım. Fenerbahçe Ersun'un kontrol. Nerede yaptı abi? Ben icraat yaptığını daha görmedim Ali Koç'un. İşte komisyon verdi takıma. Ali Koç'un 2 yıldır Fenerbahçe adına yaptığı 2 icraat var. 1, 50 milyon dolar cebinden para verdi. 2, Fenerol kampanyası başlattı. Onun ismi olduğu için insanlar bu kampanyaya büyük destek verdiler. Abi gerisinde Ali Koç nerede var abi? Nerede var abi Ali Koç? 2 yıldır Fenerbahçe... Başarı anlamında tabii ki yok. Senle fikirim ama kendi iş hayatında çok başarılı. Futbol abi bana ne iş hayatından? Abi iş hayatından bana ne? Ben demiyorum ki Koç Holding'de niye şu ihaleyi alamadı demiyorum. 100 gündür niye Fenerbahçe'ye teknik direktör alamadı diyorum abi. 100 gün. Ben de diyorum ki Ali Koç bunu düşünmüştür, düşünüyordur ve çok kısa sürede takımın başına mutlak surette teknik direktörü kazandıracaktır. Ama eğer ki Ali Koç kafasına Erol Bulut'u koyduysa yakışan da senin dediğin gibi bastıracaktı. Alanya Spor'un başkanına veya Alanya Spor'a gidecek gibi ben Erol'u istiyorum verin. Aslında çok çabuk olabilecek bir durum. Niye biliyor musun? Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Alanya'daki Fenerbahçeliler Derneği Başkanı'dır. Aslında Fenerbahçelidir. Yani işin boyutu oraya gelse çok kısa sürede çok büyük para olmaksızın da söylemlerle de iş çözülebilecek bir durumda. Onu da sana söyleyeyim Haluk'cum. Belki bilmiyorsundur. Hasan Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu'nun abisidir. Hasan Çavuşoğlu Fenerbahçe kulübü Fenerbahçe Derneği'nin Alanya Başkanı'dır ve çok sıkı bundan önceki Aziz Yıldırım'la çok iyi diyaloğu vardır. Ben inanıyorum ki Ali Koç'la da
çok iyi diyaloğu vardır. Ama o zaman şöyle bir şey aklıma geliyor. Demek ki Erol Bulut değil abi bunların kafasındaki isim. İnan bana. Abi bak, şimdi, inan bana. Şu de... telefonu kaldırsa bak şu telefonu kaldırsa Ali Koç Erol Bulut'u istiyorum. Para söylemek sizin yollama olabilir diye düşünüyorum. Bak para istemeden Hasan Çavuşoğlu bunu yapabilecek durumda. İsterse tabii ki. Bu kadar abi, öyle deseydi öyle dediğin olsaydı Emre Akbaba Galatasaray'a imza atmaz. Fenerbahçe'ye imza atardı abi. Öyle Ali Koç'un bir telefonuyla falan olmuyor bu işler artık. Önder Ata demiş ki komedi ben de Fenerbahçeliyim. Ne yapmaya çalışıyorlar demiş. Atilla Aytaç var bizim kardeşimiz. Sanki başka takım taraftarının dediğini yapmıyor da sadece Fenerbahçe mi yapıyor demiş. Yok Sergen Yalçın mesela. Beşiktaş Aytaç'a katılıyorum. Doğru söylüyor. Aynen. Beşiktaş'ta Sergen'i Beşiktaş'a kazandıran ne Ahmet Nur Çebi'dir ne de diğerlerinin taraftardır kardeşim. Taraftar getirmiştir şeyi de. Sergen'i de Galatasaray'daki Fatih Hoca'yı da inan bana Galatasaray Ultra Aslan'ı getirmiştir. Aynı zamanda Falco'yu da Ultra Aslan getirmiştir. Kulüpleri, kulüp başkanları yönetmiyor ki. Kulüpleri taraftarlar yönetiyor. Bu da ayrı bir gerçek. Yanlış mı söylüyorum? Bu söylediklerimin hangisine karşı çıkıyorsun? Sosyal medya yönetiyor bence kulüpleri. Bence zaten kulüplerin en büyük tehlikesi o Tanju abi. Yani az önce sen de söyledin. Ersun Yanal'ı Ali Koç istemiyordu. Taraftar baskıyı kurdu. Ali Koç gibi bir insan buna boyun eğmek zorunda kaldı. Ersun Yanal'ı getirdi. Ama o senin dediğin gibi yani ben ve Ali Koç bir telefon açar. Hasan Kartal onu gönderir filan. O devirler. Bitti Tanju abi. Bak şimdi. Bak niye bunu söylüyorum biliyor musun? Hasan Çavuşoğlu çok yakın arkadaşımdır. Yaklaşık 10-11 senedir. Hasan Bey inan bana Fenerbahçe Derneği Başkanı'dır. Fenerbahçe asısıdır. Başkan olmadan evvel de bu görevlerin hepsini yapmıştır. Sevgisi çok fazladır. Olabileceğini söylüyorum ben. Yani değişmişse Hasan Çavuşoğlu bilemeyeceğim ama benim tanıdığım Hasan Çavuşoğlu zamanında hep hastası, fanatiği Fenerbahçe'yle yatan, Fenerbahçe'yle kalkan Hasan Çavuşoğlu'yu daha şimdi Alanya Spor Başkanı'dır. Tabii ki önce Alanya Spor düşünmek zorundadır. Ha, herkesten 500 ister, belki Ali Koç'tan 200 ister. Ben öyle düşünüyorum vicdanen bir spor adamı olarak baktığım zaman. Ali Koç'um.